Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla devam ediyoruz. Bu köpek gezdirme tasmamızın yapımı kanalımda var. Bu videomuzda bunun küçüğünü öreceğiz. Evet. Minik köpeklerimiz ve kedilerimiz için güzel mi güzel bu modeli istediğiniz renkten örüp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, gezdirme tasması. Bunun ipi biraz şöyle krem rengi olan kalındı. 20 santim. Şöyle hemen ölçeyim. Evet 20 santim. Bu sefer öreceğimizi 15 santim olarak öreceğim. Hemen şöyle 3 milim tığıma uygun ipimle başlıyorum. Zincir çekmeye. 15 santim olana kadar zincir çekeceğim. Toplamda 26 tane zincir çekmiş oldum. Zincir sayısını vermem gerekirse. Evet. Şöyle ölçelim. 3 tane de kenarı için ayrı çekiyoruz. İlmek aldık. 3 zinciri atlayıp dördüncü zincirden ikili trabzan. Evet minik köpeklerimiz kedilerimiz için ördüğümüzden iki de çıkıyoruz. Diğeri biraz daha büyük. O büyük olanı tekli trabzanla sık iğne ile örün. Minikler için iki de çıksak da olur. Sona kadar düz her zincire bir trabzan olacak şekilde ördüm. Şu kenar ipini de şu arada gizliyorum ben. Evet. Şöyle ölçeyim bakın. 2-3 parmak yanda boşluk kaldı. 3 tane zincir. Şimdi bu ilk iki sırada eksiltme yok. her trabzan tepesine bir trabzan örüyoruz. Evet ikinci sıramızı düz bir şekilde örelim. Üçüncü sıramızda artık eksiltmelere geçeceğiz. İkinci sıramız bitti. Üç tane zincir ilmek aldık. Birinci tepeye batıyoruz bakın. Tek de çıktık. Kapatmadık. ilmek aldık. Diğerine tek de çıktık. Hepsini aynı anda kapattık. 2 tane trabzanımız bir taneye düştü. İlk başta bunu yapıyoruz. Aynısını sonda da. Sonda 2 ilmek kalana kadar düz bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Şurada 2 tane bırakalım. Orayı tekrar göstermek istiyorum. 1 2. Hepsini aynı anda kapattık. Tığdaki ilmekle 3 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Bakın yine aynı. Döndük. 1 2. Kapattık. 2 tırabzan teke düşüyor. Hem sıra başında hem sıra sonunda tersinde ve düzünde aynı işlemi yapıyoruz. Trabzanı tek tek çıkıyoruz. Yandaki trabzanı tek tek çıkıyoruz. Sonra hepsini aynı anda kapatıyoruz ve eksiltmiş oluyoruz. Bir tek de çıktık. Yandakini tek de çıktık. Kapattık. Şu kenarda fazla gibi duran kenar zinciri onu trabzandan saymıyoruz. Tekrar çevirdik modelimizi aynısı bakın. Kapattık. İstediğimiz sayıya ulaşana kadar eksiltmelerimiz hep aynı. Başta ve sonda eksiltmelerimiz devam edecek. Şöyle sayalım. 5, 6, 9, 10, 11, 12 sıra oldu. Bakın şu 2 ilmek 1 Şu 2 ilmek 1 6 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu son sıramızda o 6 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Son sırada Düz ördük trabzanlarımızı ipimizi burada kesebiliriz Evet ipi kestik şimdi şu hemen ilk başladığımız trabzanın oradan dibinden batıyoruz bakın trabzanın dibine sık iğne ile öreceğiz 5 tane sık iğne ilmeğini iki sıra trabzana takacağız şöyle tepesine trabzan kenarına tepelerine 5 tane ilmeğimizi taktık 1 2 3 4 5 şimdi bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz toplamda 20 sıra ördüm ben ölçerek örerseniz daha iyi olur daha minik bir hayvana örecekseniz kediye, köpek yavrusuna ölçerek örmeniz en güzeli. Şöyle hemen 20 sıra sık iğnemi örüp devam edeceğiz. Her sık iğne tepesine eksiltme, çoğaltma yok. Dümdüz bir şekilde bakın şuraya kadar öreceğiz. Evet şöyle 20 sıra ördüm. iki tarafa da aynı. Şu tasma kısmına gelecek yere de 15 sıra ördüm. Hemen oranın karşı tarafını da beraber örelim. Son trabzan tepesinden başladım. Aynı 5 tane sık iğne ilmeğini yan tarafa 2 sıra trabzan yanına taktım. 5 tane bir zincir çevirdim sık iğnelerimi her sık iğne tepesine bir sık iğne evet, üst tarafındaki yeri de 15 sıra ora biraz alt tarafa göre kısa olması gerekiyor O tarafta bitti bakın. Görünüşü bu şekilde. Şimdi şu arayı yapacağız. Hemen orayı da örelim beraber. ipimizi sabitledik. Bakın alt taraftaki uzun yerden başlıyoruz. ipi kestiğimiz yerden. 5 tane sık iğnemizi örelim. Her sık iğne tepesine bir tane hemen tasma kısmına yakın olan yerdekini de alıyoruz. Orayı da devam ediyoruz. 10 tane sık iğnemiz oluyor. Ördüğümüz zaman. Bir zincir. Şu fazla ipi de keselim. Bir tane boş bıraktım. İkinciye sık iğne. Aynısını sonda da eksiltmelere başladık bir tane boş bıraktım. Sonuncuya bir sık iğne. Bir zincir modeli çevirdim. Bir boş bıraktım. İkinciye sık iğne. Sonda da iki tane kalınca bir tanesini boş bırakıp sonuncuyu örüyoruz. Bir zincir bir boş bıraktık. İkinciyi ördük sık iğne ile. Sonda tekrar bir tane boş bırakıp sonuncu ilmeği sık iğne ile örüyoruz böyle böyle azalta azalta 5 tane sık iğne kalana kadar eksiltmemizi öreceğiz. Evet tamamdır. Şimdi burayı istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Biraz uzun örelim. İkiye katlanıp dikilecek orası. Halka koyulacağı için Evet burada da 5 tane sık iğnemizi biraz uzun olacak şekilde örelim. Şöyle ikiye katlanacak. Ve bitti. şimdi süslemeye geçelim. Tasmasını örelim. Hemen şöyle tasmayla başlıyoruz. Ben şimdi burada 6 zincirli başladım ama kalın durdu beşe düşürdüm onu da. Evet, ben 5 tane olarak tarif edeyim. 6 tane zincir, her zincire bir sık iğne. Bir tanesini dönüş için kullanın. 5 tane sık iğne örmüş olduk. Bu 5 tane sık iğneyi ben 30 santim ördüm. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz özellikle ölçerek örün kafasından geçebilsin öreceğiniz kedinizin veya köpeğinizin evet, hemen ben bunu bitirip geliyorum Evet şöyle 30 santim ördüm bakın birbirine de şöyle bir ön ilmekten bir arka ilmekten sık iğne ile ekledim sağlam olsun diye dikmedim hiç ipi kopartmadan şöyle hemen şurada 5 tane 6 tane trabzanım vardı oradan ekleme yapıyorum yine aynı sık iğne ile ora terste kalacağı için görükmeyecek belli de olmaz. Sık iğne ile örmesi her zaman sağlamdır. İp de şöyle güzelce uzun uzun gizliyorum hemen kesmedim. Bakın çevirdik hiç belli değil. Güzel oldu. Hemen başka bir renge geçiyorum. Süsleme yapmayabilirsiniz. Orası size kalmış. Dilerseniz böyle düz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da ne renk istiyorsanız dişiler için, erkekler için artık hangi renkte örmek istiyorsanız örüp devam edebilirsiniz. 2 zincir, bir sık iğne. Her sıraya böyle batın. Çok yakın batmayın. Modeli marullaştırır. Düz duracak şekilde sık iğnenizi batın. Bakın iki zincir bir sık iğne. Evet yakın yakın batmıyoruz sık iğnelerimizi. Her sıra başına batınca tam dek geliyor 2 zincir. Şöyle hemen bu arayı şöyle başladığım yere kadar örüp geliyorum. Hemen diğer tarafını da başladım. Aynı 2 zincir bir sık iğne her sık iğne sırasına şöyle batırarak sık iğnelerimi örüyorum. Düz duracak şekilde ayarlayın. İstediğiniz yere sık iğnelerinizi örebilirsiniz. Gergin de olmasın, bol da olmasın. Evet, sonuncuyu da başladığım yere bir sık iğne ve ilk yaptığımın boşluğuna da bir sık iğne ile şöyle bir zincir çekip ipi kesiyoruz ve bitti şimdi şu ipi koparttığım yerden başlıyoruz tekrar şimdi burada hiç ipi kopartmadan başladığımız yere kadar etrafını bitireceğiz Evet bakın tasmanın Oraya geldik. İki zincir sık iğnemizi yaptık. Tasma ile devam ediyoruz. Ve tasmanın alt tarafından etrafını dolanarak diğer tarafına geçeceğiz. Şöyle etrafını dolanıp şöyle geliyoruz alt tarafa ve başladığımız yerde de bakın şöyle sonda ipimizi kesiyoruz. Şimdi şu tasmanın üst tarafı kaldı. Bu etrafta hiç ip kopartmadan geldik. Aynı tasmanın üst tarafına da iki zincir bir sık iğne olarak örüyoruz. Kolay olsun diye bu kenarı seçtim ben. Dilerseniz daha süslü, daha farklı kenar oyası da örebilirsiniz. Şimdi gelelim kravatına. Tabii ki herkes kravat yapmaz. Çiçek yapabilirsiniz, papyon yapabilirsiniz, hiçbir şey yapmayabilirsiniz, değişik arma örüp dikebilirsiniz. Şurada trabzan tepeleriyle sık iğne başlangıcı vardı. Oralara yandan girerek şöyle tekli trabzan. İp ince olduğu için İkide de çıkmadım, sık iğne de örmedim. İlmek alarak tekli trabzan ördüm. Çakma sık iğne de deniyor. Şöyle 6 tane ilmek taktım. İlmek aldım, tekli trabzan. Bakın şuraya bir tane daha istiyor. Tam 6 tane ilmek takmış oldum. Şimdi bir zincir döndüm. İlmek aldım kapattım. İlmek aldım, kapattım. İlmek aldım, kapattım. Eğer ipiniz kalınsa sık iğne örün ya da ikide çıkın. Hiç fark etmez. Uzunluğunu ne kadar öreceğiz? Eksiltme yapmadan 3 trabzan boyu. Şimdi hemen göstereceğim onu da. Düz bir şekilde 3 sıra trabzan boyu 1 2 3 bakın şuraya kadar dümdüz bir şekilde öreceğim çok uzun örmedim küçük bir tasma olduğu için şu kadar ördüm bakın 3 sıra trabzan sırasına göre şimdi eksiltmelere geldik Evet bir tane boş bıraktım ikinciye bir tekli trabzan bir tane boş bıraktım sonuncuya bir tekli trabzan. Kapattım. Bir zincir çevirdim. Tekrar bir tane boş bıraktım. Bir tane ördüm. Bir boş bırakıp sonuncuya da bir tekli trabzan. Bir zincir modeli çevirdim. Bir boş bıraktım. Bir tane ördüm. Bir boş bıraktım, bir tane ördüm. Şimdi burada her tepeye batıp şöyle birden kapatıyoruz ki ucu sivri dursun. Evet bakın. Güzel oldu. Minik bir kravatımız daha oldu. ipi de hemen kesmiyoruz. Arada gezdiriyoruz güzel. Ondan sonra fazlasını kesiyoruz. Kolay mı? Kolay. Herkesin örebileceği güzel bir model oldu. Kravatımız da kolay. Şimdi gelelim hemen şu yanlara şu demirleri takmaya bakın. Çok sert bir demir hobi malzemesi satılan yerlerden incik boncuk satıyorlar hani bu takı malzemeleri oralardan tuhafiyelerden ya da çanta tamiri yapan yerlerden bu halkaları bulabilirsiniz. Sert olsun kalın olsun o yumuşak olanlardan değil anahtarlıklarda takıl oluyor onlar biraz esnek onlar sağlam değil. Evet, iki kat olarak diktim sağlam dikin. Evet, şöyle aynı renginden diktim belli olmasın diye. Ne kadar sağlam dikerseniz o kadar kullanışlı olur. Ve bitti. Teşekkürler izlediğiniz için. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda, başka modellerde devam ederiz inşallah. Şöyle hemen göstereyim. Teşekkürler izlediğiniz için.